Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün pastane vitrinlerini süsleyecek güzellikte harika çikolata dolgulu tartaletler yapıyoruz. Ama yapımı o kadar kolay ki, yani görüntüsünü görünce dersiniz ki gerçekten buna acayip ustalık ve işçilik ister. Bir sürü de malzeme gider. Yok öyle bir şey. Sadece bir kurabiye yapıyoruz. İçine de bir tane çikolatalı ganaj yapıyoruz. Ganaj dediğimizde biliyorsunuz artık çok kolay. Hemen dolduruyoruz ve harika böyle çikolata dolgulu, ağızda kıyır kıyır dağılan çikolatalı tartaletlerimiz oluyor bile. Hadi lafı fazla uzatmayalım. Hemen yapımına başlayalım. 125 gram oda sıcaklığında tereyağını kabıma alarak başlıyorum. Üzerine de yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Bir yumurta. 2 yemek kaşığı yoğurt, yine oda sıcaklığında olmalı. Şöyle hepsini bir karıştıralım. 3 yemek kaşığı pudra şekeri. 1 yemek kaşığı dolu dolu buğday nişastası. 1 çay kaşığı kabartma tozu. 1 paket de vanilya. Bunları da karıştırdıktan sonra sadece ununu ilave edeceğiz ve tart hamurumuz hazır olmuş olacak. 3,5-4 su bardağı unum var ama her zaman olduğu gibi kontrollü koyuyoruz. Şöyle yavaş yavaş ilave edeceğim. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş yoğuracağım. Gerçekten çok güzel bir hamur oluyor. Böyle kıyır kıyır ağızda dağılıyor. Şöyle biraz daha un ama çok az. Yavaş yavaş ilave ediyorum bu aşamada iyice. Çünkü çok sert bir hamur olmamalı. İşte hamurumuz oldu. Yumuşak ama ele yapışmıyor. 4. su bardağından da şu kadar un kullandım ama değişiklik gösterebilir dediğim gibi. Ben muffin kalıbı kullanıyorum. Güzelce yağladım. Katı yağla yağladım. Küçük böyle tartolet kalıplarınız varsa onlarla da çok güzel olur. Tabii ki daha da güzel olur. Şimdi ne yapıyorum? Hamurumu açacağım. Üzerine de şöyle biraz yağlı kağıt koyuyorum ki merdanem yapışmasın. Şöyle bastırıyorum. Yarım santim kalınlığına gelene kadar açacağım. Yarım santim kalınlığına geldi. Artık şekillendirebiliriz. Muffin kalıbımın ağzından biraz büyük şöyle bir su bardağım var. Şöyle onunla kesiyorum. Tam yerleşecek, tam şeklini alacak. Şöyle kalıbıma direkt oturtuyorum. Ve ortasını bastırıyorum. İşte bu kadar. Bu tart hamuru gerçekten çok kolay. Biliyorsunuz normal tart hamurları daha zordur. Pişirmesi de daha zordur. Ağırlık koymak gerekir. Soğuk tereyağıyla yapmak gerekir. Bu en kolay tart hamuruna yakın tart hamuru bence. Şöyle ortada topluyorum kenarlarındaki hamurları da. Bunları birleştirip tekrar açacağım. Ve kalan kalıplarıma yerleştireceğim. Vermiş olduğum bu hamur ölçülerinden tam 24 adet çıkıyor. 24 tane tartolet, yani 2 tane muffin kalıbı kullandım. Ortalarını şöyle çatalla deliyorum ki oralar kabarmasın, şişmesin. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırında alt üst ayarda bir güzel pembeleşene kadar pişecek. Tartoletlerim pişti. İlk sıcaklıkları gider gitmez hemen içinden çıkartıyorum. Zaten kolayca çıkıyorlar bakın. Çünkü nemlenip buhar yapıp tekrar kalıba yapışmalarını istemiyorum. Bakın ortaları da hiç kabarmadı. Çünkü çatalla deldik ve her tarafı da çok güzel kızardı. Şimdi birazcık çikolata erittim sıcak suda. Bain-marie usulü böyle sıcak suya hiç değdirmeden. Yarım paket yeterli. Şöyle kenarlarını çikolataya ve fındık kırığını bulamak istiyorum. Bu tamamen tercihinize bağlı ama gerçekten görüntüsü inanılmaz oluyor. Şey birazcık da kavurmuş olduğum fındık kırığına batırıyorum. Bakın şimdiden harika görünüyor. Lezzetine de lezzet katıyor tabii ki. Şöyle biraz çikolataya bandırıyorum. Biraz da kavrulmuş fındık kırığına. Ve pastanelerdeki kadar harika görünüyorlar. Şimdi iç dolgusunu hazırlayacağız. Bir ganaj hazırlıyoruz. 200 gram çikolata kullanıyorum. 200 mililitre de krema kullanacağım. Kremayı sadece ısıtıyorum.
kremayı ısıttım. İyice kaynatmadım, krema kaynamaz. Çikolatanın üzerine döküyorum direkt. Ben pul çikolata kullanıyorum ama kare çikolata da kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Şimdi bu kremanın ısısında çikolatalarımı eriteceğim. Çok sulu göründüğünü görebiliyorsunuz ama sonra katılaşacak. Hiç endişe etmeyin. İşte bakın, iyice pürüzsüz bir şekilde çikolatalarımı erittim. Bu önemli. Pürüzsüz bir şekilde olması lazım. Gerçekten şu an çok akışkan ama sonra dediğim gibi donacaklar. Hiç endişe etmiyoruz. Ve şimdi o güzel tartoletlerin içini bu güzel ganajla dolduruyoruz. Şöyle kaşıkla bırakıyorum ve of, mis gibi oldular. Daha sonra da oda sıcaklığında soğutacağım ve buzdolabında bekleteceğim ki iyice donsunlar. İşte tartoletlerimin iç dolgusu da gayet güzel soğudu ve dondu. Artık servise hazırlar. Müthiş görünmüyorlar mı sizce? Şimdi size iç dolgusunu da göstermek istiyorum. Şöyle bir tane alayım ve ortadan ikiye şöyle keseceğim. İçinin nasıl dolu dolu çikolata kaplı olduğunu göreceksiniz. Dışı kıyır kıyır, bakın şöyle kıyır kıyır ağızda dağılıyor. İçi de dolu dolu çikolata ve kenarları da harika. Fındık kırıkları, daha ne olsun. İşte dediğim kadar varmış değil mi? O kadar kolay ve bir o kadar da lezzetli. Bunun için, lezzetine varabilmek için yapın, tadın, yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek, bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.